Evet sevgili izleyenlerimiz, 1.15 dakikada Seydişehir'de tekrar sizlerle birlikteyiz. Yine bir programımızda sizlerin huzurundayız ve konumuz bugün mor renklere ayırdık efendim. Daha önce bu mor renkleri sizlerle buluşturmuştuk Seda Lavanta'da. Evet. Ama tabii ki ilerleyen zaman içerisinde neler oldu, neler gelişti, neler değişti tekrar bir daha görmek istedik. Ve Kadir Şen kardeşimizle tekrar birlikteyiz. Seda Lavanta'da Kadir Şen'le birlikteyiz efendim. Ortalığı şenlendireceğiz. Evet inşallah. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk Kadir'ciğim. Teşekkür ederim. İlgi alakanız için ayrıca özellikle çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki böyle bir hizmeti, böyle bir yeri Seydişehir'e kazandırdığınız için, Seydişehir'de böyle bir hizmeti sunduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Şimdi lavanta sadece çiçeğiyle değil tabii. Ama önce biz bu paylaşımları yaptığımız zaman biliyorsunuz sizin adresinizi soruyorlar. Genelde o konuda hani ya Seydişehir'de lavanta bahçesi var mı vesaire gibi sorular soruluyor. Şimdi biz gelirken o görüntüleri de elde ettik. Seda Lavanta'ya ulaşmak çok kolay efendim. Yani ben zaten yayınlarda da onu söylüyorum. Seydişehir'de lavanta bahçesi var mı? Var. Seda Lavanta bahçesi evet, var diyoruz. Evet. Seydişehir'den çıktığımız zaman Bahçeli Evler, Saadetler Mahallesi sonrasında Termal'e varmadan şurada bir göbek var. Evet. Değil mi? Tabii şimdi hükümet konağına tahmini birkaç sefer ölçtüm ama metrelerde yanlışım olabilir. 6,5 kilometre hükümet konağının mesafesi. Kadir'ciğim kimse metreyi alıp ölçmez. 6,5 kilometreye de bakmaz. Çok kolay. Giderken sağda gelirken solda. Bahçelievleri geçtikten sonra Türkpetrol geçtikten sonra Türkpetrol yok. Türkpetrol yok. Abi Türkpetrol. Abi reklam yapıyorsun. Ha. Ne olacak şimdi? Sileceğiz diyorsun. O reklamlı kısmını bip yapacağız. Tamam. Bahçeli Evleri geçtikten sonra Konya Beton'a dönen bir yol var. Konya. Bir daha reklam yaptım. Bahçeli Evleri geçtikten sonra Termal'e varmadan Göbek'ten sağ tarafa dönüyoruz. 600 metre sağ tarafa devam ettiğimiz zaman zaten levhalarımız var. Levhalarımız sizler buraya yönlendirir. Yani şu kavşaktan döndüğümüz zaman yol bizi zaten buraya Seda Lavanta'ya tek adres burası. Buraya burada tabii Seda Lavanta sağda oluyor efendim. Sola giderseniz betonun içinde kalırsınız. Evet. Beton santrali var çünkü orada. Yukarıya gelince işte Göbek'ten sağa dönüp tabii ki giderken şehirden çıkıp Beyşehir'e giderken sağda. Evet. Beyşehir'den Seydişehir'e gelirken de solda oluyorsunuz. Termal'ı geçtikten sonra solda. Termal'ı geçtikten sonra solda, Beyşehir'den gelirken Termal'ı geçtikten sonra tabii. Şehirden giderken Termal'a varmadan Göbek sağda. Zaten Göbek orada da yazıyor Seda Lavanta diye. Evet, levhalarımız var. Biraz dikkatli bakarlarsa levhalardan çok rahat bulurlar. Artı şeyde de Google'da da baktıkları zaman lavanta veya Seda Lavanta yazdıkları zaman haritalarda konum zaten mevcut. O konumdan da gelebilirler. Tamam. O şekilde de buraya bulabilirler. Evet şimdi yani. Kadir'ciğim tabii ki 2 ya da 3 yıl oldu değil mi biz seninle röportajı yapalım? Tabii. Üçüncü yıl şu anda. Üçüncü yıl oldu. Geliştirdik. O zamanlar bu fidelerimiz küçük küçüktü böyle. Minikti evet. Minik. Şimdi bir hayli atılmış. Evet daha da geliştirdik. Onunla beraber tanıtımını biraz daha fazla internet ortamında sizlerin sayesinde biraz daha tanıtımını fazla yaptık. Hı. Şu anda sezon zaten bu hafta başlıyor. Yani lavanta sezonu. Lavanta şenlikleri şu anda. Seydişehir'de lavanta şenliği var mı? İsparta, diğer bölgeler Denizli'de, ondan sonra Çanakkale gibi yerlerde başladı. Orada nereden niye başladı? Oranın rakım farkı olduğundan bura 180 metre buranın rakımı. Orada bir hafta erken başladı. Geçen hafta cumartesi ilk veya ilçe yöneticileri geldiler. İlk başta bir açılışını yaptılar. Şenlikleri başlattılar. Şu anda orada bir hafta önce başladı. Bizim burada rakım farkından dolayı bir hafta sonra açılıyor. Yani bu cumartesi burada lavanta şenlikleri artık yavaş. Size bir şenlik başlıyor. Yapıveren oluyor mu? Olursa çok iyi olur ve de hak etti yani burası. Çünkü duyuldu. Şimdi şöyle diyelim mi yani, şehrimizin ileri gelenleri bu etkinliği, bu güzelliği tanıtmak adına tabii ki bir lavanta şenliği, Seydi Lavanta şenliği olabilir. Yani şimdi bu Kadir'cimi yalnız bırakmaya gerek yok. Yani hep herkes yalnız kalıyor. Bu arkadaşımız bari elinde mi tutan olsa diyoruz. Bu arada bölgede lavanta ekimi de başladı. Yani burada. Tabii şu anda belli yerlerde lavanta ekimi başladı. 2 yıldır da bölge ekmeye başladı. Yani rağbet de arttı. Bunun tabii her yönüyle ekonomiye büyük bir katkı bu. Ona da biz önderlik ettik. Şükürler olsun yani, ama ben şunu istiyorum. Burada artık bir marka ekol oldu bu. Bunun şeyi yok. Bunun önderliğini biz aldık artık. Bunu yaptık, başardık. Alnımızın akıyla dik şekilde ortaya çıktık. Artık bundan sonrası da iş sahip çıkmaya kalıyor. Tabii ki ondan sonra bu meseleyi geliştirmeye kalıyor. Bunu nasıl geliştirebiliriz'in hesabını yapmak gerekiyor. Hayatından memnun musun? Şimdi şöyle daha bir ona ilave edeyim Ömer Bey. Bu sene özellikle termalın tamamen faaliyete geçip bölgede tanınmasından kaynaklı olarak termala gelen insanlar da mutlaka termala girmeden önce veya girdikten çıktıktan sonra mutlaka buraya geliyor. Artı bir ekoturizm kapsamında bir de o şekilde burada değerlendiriyoruz. Yani öyle de bir imkanımız oldu. Hayat memnunluğundan bahsediyorsunuz. Şükürler olsun 105 kilo geldik. 80 kiloya düştük. 76 gün oldu. Fit oldun diyorsun yani. Kendi başımıza 76 gündür burada. Bakımsız tarzan mı olduk diyorsun. Evet. Bunlarla uğraşıyoruz. Arılarımızla uğraşıyoruz. Evet, o 3 yıldan bugüne tabii ki çiçekler gelişti de bunların yanı sıra Seda Lavanta'da neler gelişti? Seda Lavanta'da şimdi önceden biz sadece bunları geliştirip güçlenmesini sağlamak için uğraşıyorduk, ama artık şu anda dediğim gibi az önce de ekoturizm kapsamında tanındı. Özellikle Antalya ve ilçelerinde Konya ve özellikle Beyşehir, Hüyük, Bozkır artı Beyşehir'in ilçelerinden Bozkır'ın ilçelerinden ve Akseki'den özellikle. Akseki'den de yoğun bir şekilde buraya ziyaretler başladı. Biz de bunu netice itibariyle belli bir aşamadan sonra bunun Konya Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu eğitim desteğiyle biz bunu burada sabunlu ürettik. Yine Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılıkla uğraşan bir bölümü var. Kadir'ciğim pardon. Madem ürünlere geçtik, dilersen ürünlerin yanına geçip bu sohbetimize devam edelim. Ne dersin? Evet, tabii ki burada çiçeklerimiz gelişti. Sonra ürünler gelişti. Arı kovanlarımız var. Ama ürünlerimiz değil mi? Buket olarak. Demet olarak onu yapıyoruz. Demet olarak bu şekilde veriyoruz. Bu evlerde süs, koku amaçlı kullanıyorlar. Buket isteyenler oluyor. Onu da kendimiz buket halinde bu şekilde getiriyoruz. Buket şeklinde veriyoruz. Sabunlar işte Konya Büyükşehir Belediyesi'nden onların desteğiyle verdikleri eğitimden sonra sabunlarını üretmeye başladık. Onları üretiyoruz. Lavantanın yağını zaten biz burada kendimiz şu lavantanın yağı ve hidrosol suyunu kendimiz üretmeye başladık. Yağı ve hidrosol suyu diyorsun. Şimdi yağı oluyor ve de suyu oluyor. Suyuna da hidrosol olarak isimlendirmişler. Farklılıkları niçin? Yani yağı ne işe yarıyor, suyu ne işe yarıyor? Yağı özellikle migren, baş ağrısı, stres, iyileşmeyen yaralarda, uykusuzluk problemlerinde yağını kullanıyorlar. Ağrı olan bölgede doğal tedavi, alternatif tıp dediğimiz uygulamayı lavantayla da yapıyorlar. Ağır olan bölgeye masa şeklinde sürülüyor. Yastığın başına 2 damla damlatıldığı zaman rahat uyutuyor. Sakinleştirici özelliği var. Suyunun da özelliği şeyde kullanılıyor. Özellikle cilt bakımı, sivilce, akne, iyileşmeyen yaralar artı çamaşır makinesine bir ölçek, ufak çay bardağıyla bir ölçek yumuşatıcı bölümüne suyunu döktüğünüz anda o çamaşırlarınız lavanta kokuyor. Artı suyun içine veya yüzey temizleyicinin kovanın içine bir bardak lavanta suyu dökerseniz sildiğiniz yüzeyde kalıcı bir lavanta kokusu başlıyor. Evet, bu da kolonyası herhalde zannedersem, öyle mi? Kolonyası, evet, lavanta kolonyası bu da. Bunlar hazır mı, kendimiz mi yapıyoruz? Onu yaptırıyoruz yani, ama beraber yapıyoruz. Yani bir işin uzmanı olan kolonya üreticisiyle Antalya'da ürettiriyoruz. Ham maddeyi ben yolluyorum lavantanın. Çiçekler, yani bu çiçeklerden üretiliyor. Tabii. Ondan sonra bunları bunu bizim yapma imkanımız olmuyor. Bunu set halinde Türkiye genelinde zaten bunu yapan bir yer var. Bu şekilde set yapıyor. Biz de gelen turistlere veya bir yere hediye götüreceklerinde buranın bölgenin tanıtılması için zaten internete gidip Seda Lavanta yazdığında her tarafta Seydişehir ve bura çıkıyor. Bunu da yaptırıyoruz. Bunun içinde kolonyası, cilt bakım kremi, sabunu, lavantanın suyu, şampuanı, koku taşı. Bunu da bu şekilde paket satıyoruz. Bir sonraki aşamada tabii tatil yeni başladığı için gelen araç sayısı yüklü miktarda geliyor ama hep gelen bu bölgenin insanı ağırlıklı olmak şartıyla diğerlerden de geliyor. Ama tatil başladığı anda dışarıdan turist, yerli ve yabancı turist geleceği için o dönemde de inşallah bu aklımdan geçen bir Seydişehir leblebi buraya bir kenara görüştüm zaten. Lavantalı leblebi mi yapacak? Kendisiyle görüştük. Seydişehir leblebisini bir kenara koyuveririz. En azından orada yine bir Seydişehir leblebisi diye yazıyor. O şekilde bir düşüncemiz var. Şimdi tabii ki bunlardan sonra bir yere daha gideceğiz. Bunun bir de yemelik kısmı var. Neydi o? Arı mı? Arılara geçelim. Evet, hadi arılara geçiyoruz. Balın içindeyiz efendim. Bal, lavanta çiçeğinin özünü alarak bu ballar, bal diyorum, arılar ballarını üretiyor. Ve sonrasında da tabii ki bu bal bize ne gibi bir fayda sağlıyor? Balın farkı ne oluyor? Anlamda. Bu balın özelliği, en büyük özelliği sindirim sistemini rahatlatıyor. Mide problemi, bağırsak problemlerinde faydalı. Artı, İçinde lavanta çiçeğinin özünün bulunmasından kaynaklı değil mi? Şu anda zaten arının tümü yoğun bir nektar akışı olduğu için lavantada tüm arı o bölgeye çalışıyordu. Başka bir yere ben yıllardır takip ediyorum, gitmiyor. Lavantadaki çiçekler solana kadar lavantanın balını çekiyorlar. Daha sonra kekiğe, diğer bitkilerin özünü almaya gidiyorlar. Karaciğer yağlanmasına özellikle çok faydalı. Mide rahatsızlıklarına çok faydalı. Artı vücuda ekstra bir zindelik yaşatıyor. Yani enerji anlamında biraz daha yoğun enerjisi. Burada yaklaşık şu anda 65-70 civarında kovan var. Neticede o arada bunların da bakımını burada gerçekleştiriyoruz. Balını, polenini alıyoruz buradan. Burada kendi yerimizde ziyarete gelenler zaten yoğun bir talep gösteriyor. Burada da satıyoruz, yani değerlendiriyoruz. Buradaki sattığınız bu ürünler, yani bal olsun, polen olsun, arı sütü olsun, tamamen tabii ki bu arıların ürettiği bir ürün değil mi? Arı sütü yok bizde, arı sütü üretimi. Burada olmuyor mu? Yapmıyorum ben. İş yükü olarak biraz ağırlaşıyor. Ağır olduğu için bu sene bahçeye sorunlarından dolayı yüklenemedik. Geçen sene ürettim. Şu anda polen, bal ve propolis, üçünü üretiyorum ben şu anda burada. Arı sütü yok burada. Arı sütü burada yok bizde. Tamam. Üretmiyorum. Yani, şu bu sene üretmedim, yani üretmiyorum. Buraya ziyarete gelecek olanlar bunu da görmüş olacaklar. Evet, bal var, lavanta var, sabun var, şampuan var. Hepsi var dedik. Yolu da tarif ettik. Neydi? Seydişehir'den Beyşehir'e giderken termale doğru efendim. Çevre yolunda Saadetler Bahçeli Evleri çıktıktan sonra termale varmadan gelen göbekten sağa dönüyorsunuz. Zaten dönünce de levhalar sizi getiriyor. Seda Lavanta'ya geliyorsunuz. Beyşehir'den geldiğiniz zaman da termale geçer geçmez göbek geliyor. Geçtiğiniz zaman sola dönüyorsunuz. Yine Seda Lavanta'da buluşuyorsunuz. Son olarak Kadir Bey, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim yakın alakanıza, ilginize. Sizlerin sayesinde burayı tanıttık. Çok teşekkür ederim ben. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Siz böyle bir hizmeti Seydişehir'e verdiğiniz için, civar yerler için de bu hizmeti vermiş oluyorsunuz. Böyle bir işte örnek olduğunuz için asıl biz size teşekkür ediyoruz. Allah işinizi rast getirsin.